Evet, ben bu hafta hangi problemlerle ilgili konuşacağımızı daha önceden göndermiştim. Şimdi size masa üstümünde paylaşmak suretiyle paylaşayım. Share screen. Evet. Entire screen'i paylaşıyorum. Evet, şimdi hepiniz görüyorsunuz diye tahmin ediyorum. Değil mi? Evet. Hatta böyle bir öz yinelemeli şekilde böyle içe doğru bir Evet. takım şeyler de olmalı. Evet, bu şeyde ilk üstünde konuşacağımız gevezelik olarak o projektörlerden birbiriyle ilişkili iki soruyu seçeyim istedim. Bu şey iki soru da böyle aslında aynı sorunun böyle ölçeğinin farklı hale getirilmiş şekilleri. Birisi projektörlerin 18.'si, diğeri 67. soruları. Bu soruları böyle kamuya açık bir şekilde konuşmakta, üzerinde tartışmakta bir problem yok. Kendi lisansı da buna izin veriyor. İlk 100 soru için o şeyin problemlerin öğretici bir amaçla kullanılmasında bir problem de olmadığını söylüyor. Evet, hızlıca bu problemler nasıl işler tarif ediyor onu ona bakalım. Burada işte 4 satırlık bir şey var. Üçgen var ve burada diyor ki baştan yukarıdan from top to bottom bir toplam alın ve bu toplamın alabileceğiniz toplamların en büyük olanını belirleyin diyor. Tabi burada sorunun soruluş şekli böyle bizi yönlendiriyor. En üstten en alta doğru gidin diye. Buradan baktığımda görüyorum ki alabileceğim toplamların en büyüğü 23. İşte kaç tane farklı seçenek vardı zaten? İşte 4 satır var. Bir tanesi ilk satır. Demek 2 üzeri 3, 8 tane farklı rotayı takip edebiliyorum. Bu rotalardan toplamı en büyük olanı belirlemek fevkalade kolay. Sonuçta 8 tane rota var. Tamam, bunun için bir bilgisayar programına ihtiyaç olmadı ki, bir hesap makinesine bile ihtiyaç yok. Böyle kendimiz hemen kolayca kağıt kalem bile olmadan aklımızdan hesaplayabiliyoruz. Tamam, diyor ki şimdi sorunun devam eden kısmına bakalım. Burada eğer satır sayısı daha çok olsaydı, işte şurada gördüğümüz gibi olsaydı, o zaman maksimum toplamı nasıl bulurduk? Burada 16.384 farklı rota takip etmek mümkün. Bu da çokmuş gibi görünse de aslında o kadar da çok değil. Yani bizim kağıt kalemle yapmamız için fevkalade çok fazla rota var ama yani bütün bilgisayarlar, en hafif işlemciye sahip olan bilgisayarlar için bile çok fazla rota değil bu. Ki her rotanın içerisinde 15 tane elemanın toplamı var. 16 bin elemanlı bir dizinin maksimumunu bulmak da yine bilgisayar için bir sorun değil. Peki buradan bunu geçtikten sonra 67. problemde diyor ki eğer hesaplamamız gereken o maksimum rotayı hesaplamamız gereken şey 100 satırlı olsaydı, şurada gördüğünüz gibi, evet, şuraya varana kadar böyle 100 satırlı olsaydı o zaman ne yapacaktık? Bu durumda 2 üzeri 99 farklı rotadaki elemanların toplamını alıp bunların maksimumunu bulmamız gerekecekti. Bu maksimumunu bulacağımız şeylerin sayısı, rotaların sayısı 2 üzeri 99 demiştim. Bu da işte 6,3 çarpı 10 üzeri 29, yani 30 basamaklı bir sayıya karşılık geliyor. 30 basamaklı, yani 63 milyar kere milyar kere milyar farklı rota var. Şurası açık olmalı hepimiz için. Bu kadar farklı rotadaki toplamları ne hesaplayabiliriz, ne de bunları bir yere kaydedebiliriz. O zaman demek ki burada da bahsettiği gibi daha clever bir şeye,
algoritmaya ihtiyacımız var. Bunu nasıl çözeceğimizle ilgili hemen burada size az önce hazırladığım harika sunumu göstermek istiyorum. Evet, sorunu şuradaki kısımdan başlayalım. Evet. Şurası için bu problemi nasıl çözeceğimize bakalım. Bu ilk 4 satırını alarak ben açıklamaya çalışacağım. Bir kere bu yöntemi gördükten sonra onun işte 100 satır olmuş, 1000 satır olmuş bir şey fark etmediğini hızlıca göreceğiz. Bu ilk 4 satırı buradaki gibi olsun ve bize sorulan şey ne? En üstten başlıyorum ve en alttaki satıra kadar gidiyorum. Giderken de her elemanın dokunabildiği iki elemanı dikkate alıyorum. Şimdi burada böyle yukarıdan aşağı doğru gittiğimde 30 basamaklı bir sayıya karşılık geleceğini görmüş, söylemiştim az önce. Bunu da hesaplayamayacağımıza göre başka bir şey bulmalıyız. Şimdi diyelim ki bu en üstten yani 75'ten başlayıp alt satırdakilerden bir tanesine gitmeye çalışmak yerine aşağıdan başlayıp yukarıda doğru çıkmaya çalışacağım. En altın bir üstündeki satırda olduğumuzu varsayalım. Yani bir şekilde 17'ye kadar gelmiş olalım yukarıdaki toplamlarla. Burada 17'ye geldikten sonra alttaki onun dokunabildiği iki sayıdan hangisine doğru gitmeliyiz? Yani 17'den sonra 18'i mi seçmeliyim, 35'i mi? Maksimum toplamı aradığıma göre 18'e değil de 35'e doğru gitmeliyim. 47'ye gelmiş olsaydım o zaman da 47'den de 35'e değil 87'ye gitmeliydim. 82'ye gelmiş olsaydım da 10'a değil yine 87'ye gitmeliydim. Böyle olunca şöyle yapabilirim yani. 17 yerine onun dokunabildiği şuradaki iki sayının maksimumunu alıp 17 ile toplayıp 17'nin yerine yazabilirim. Yani 17'nin yerine 17 artı 35, 47'nin yerine 47 artı 87, 82'nin yerine de 82 artı 87 yazabilirim. Böyle yazdığım zaman bakalım şeyi bulmuş oluyor. Üçüncü satırı altındaki satırla birlikte tamamen işleme katmış oluyorum. Yani soruyu 4 satırdan 3 satıra düşürmüş oldum. Şimdi artık bir üstteki satıra gidebilirim. Eğer 95'e gelmiş olsaydım 52'ye mi 134'e mi gitmeliydim? Elbette 134'e. İşte 64'e gelmiş olsaydım da 169'a gitmeliydim. Evet, şimdi artık 4 satırdan 3'e düşürmüştüm. 3'ten de 2 satıra düşürmüş oldum. 75'teyim. 229'a mı gitmeliyim? 233'e mi? Elbette 233'e gitmeliyim. O zaman 75 yerine de 308 toplamını yazabiliyorum. Yazabilirim yani. Evet, bir kere soruyu efendim. Bu bize sadece en yüksek toplamı veriyor, yolu vermiyor değil mi? Evet, çok güzel bir soru. Bu soruyu sorduğunuz için sizin şahsınızda bütün katılımcı arkadaşlara teşekkür etmek isterim. Evet, tabii burada hangi rotada giderek 308'i bulduğumuzu bir yere yazmadık. Yani o bilgiyi tutmadık çünkü o soruyu o hale getirmek başka bir soruya dönüştürmek olur ya. Hangi rotayı? Yukarıdan aşağı gelirken bu gezgin satış problemine benziyor. Sanki ben ilk baktığımda öyle görmüştüm. Evet. Bu bir miktar benziyor ona. Ve o çok daha hangi rotayı izleyerek en büyük toplamı bulacağımız sorusu daha zor bir soru aslında. Bizden bu soruda istenilen şey sadece en büyük toplamın ne olduğu. Bu bir kere 4 satır için çözülebildiğinde çok kolayca 100 satır içinde çözülebilir. Ben bundan sonraki problem çözümlerinde kodlama kısmını
Ben yapmayacağım elbette, her sefer ben de anlatmayacağım yani. Bakalım bu hangisi? Heh, bu. Ama şimdi bir seferlik sadece işte şöyle yapıyoruz diye bahsetmek yerine bunun Python kodunu da göstereyim istedim. İşte oldukça da kısa bir Python kodu var aslında. Yani şurada bu üçgenin bir listeye atılması var. Sonra iç içe iki tane for döngüsü var. İşte yapılan işlem de fevkalade basit. İşte bu şeydeki, listedeki şu bir eleman yerine onun dokunabildiği iki elemanın maksimumunu alıp sonra onu kendisine ekleyip o olduğu yere yazıyoruz ve sonra da aynı benzer şey, şurada yaptığımız gibi işte en yukarıda 308 kalmıştı ve burada da o listenin sıfıra sıfırıncı elemanını, çünkü listenin her bir elemanı da aynı zamanda birer liste, bu ilk elemanın ilk elemanını yazdırmış oluyorum. Bu sayede bu maksimum toplamı da hesaplatmış oluyorum. Evet, bu şey için, problem için, şunu da kapatayım. Evet, bu problem için böyle programlama diline özel, işte Python'un çok daha kolayca yapabildiği ama işte diğer dillerde biraz zahmetli olabilecek bir sorunu çözmedik. Tahmin ediyorum bundan sonra üstünde gevezelik edeceğimiz problemlerden bazıları için dile özel bir şeyler de yapmamız gerekecektir. Yani bu projektörlerin bu şimdi bahsettiğim 18 ve 67. problemlerinde böyle bir şey yok ama mesela 2 üzeri 1000'i hesapla ya da 1000 faktöriyel hesapla gibi şeyleri yani Python'da böyle tamam bir veri yapısıyla ilgilenmeden yazabiliyorum ama işte başka programlama dillerinde Python'da yazdığımız kadar kolayca yazamıyor olabileceğiz diye tahmin ediyorum. Hocam kodu çok hızlı geçtiniz ya, ben hiç anlayamadım şurası... biraz o. Bir dakika. Enter screen. Teknolojiyi müthiş kullandığım için. Ha şurası. Evet. İlk for, burada ilk for bize ne yaptırıyor şu? Bak burada ilk for ne yaptırıyor? Şuradan az önce anlattığım gibi anlatmaya çalışayım. Şu elemanı seçiyorum. Bu şey için 63 için ne yapacağım? Şu onun ondan bir sonraki elemandan başlayıp bir sonraki elemanın İki elemanın maksimum olanına bakacağım. Şu 63 için 4 mü 62 mi? Bu hangisi daha büyük? 62. O zaman şu burada bak maksimum olarak bunu belirledim. Şu iki elemandan maksimum olanını belirledim. Bunu şu 63'ün yerine yazacağım. Bir sonrakinde şu bunun için yapacağım aynı işlemi. Şu iki elemandan maksimumunu alıp bu şeye 66 ile toplayıp 66'nın yerine yazacağım yani. Ve böylece bu en yukarı kadar gideceğim. Bu iki tane for niye kullanıyorum? Çünkü bu üzerinde işlem yaptığım şey bu triangle. Çok yaratıcı bir isim bulmuşum gerçekten. Şey için üçgen yerine. Aslında böyle değişken adı da kullanmamak gerekir değil mi? Yani gerçekte bir matematiksel şeye, ifadeye karşılık gelen bir değişken adı da seçmemek daha iyi fikir olabilir. Ama elimde öyle bir liste var ki her bir eleman da birer liste. O yüzden yani böyle iç içe iki listemiş gibi davrandığı için listenin elemanları iki tane de for'la yapıyorum buradaki döngüyü. Tabii siz kendi yazacağınız şeylerde
kodlarda. Evet, kapatabildim mi? Evet, kapatmışım. Birazcık daha işte farklı şeyler tanımlamak durumunda kalacaksınız herhalde. Yaklaşık olarak hepsi birbirine çok benzeyecek. Böyle dili özel bir şey yok. Yani for, bütün dillerde for. Evet, buradaki çok farklı görünmeyecek yani, eğer biz de bambaşka bir yöntem üretmezsek eğer kodlamak için. Evet, ve böyle bambaşka yöntemler de üretmeyelim aslında. Yani eğer buradakinden daha iyi bir yöntemle çözülebiliyorsa, o zaman hepimiz yani onun üzerinde konuşalım ve hepimiz aynı algoritmayı işte farklı programlama dilleriyle şey yapmış, kodlamış olalım. Yani burada şunu çalıştırdığımda ne kadar zaman alıyor diye denemiştim. Evet. 0.05 saniye gibi bir zamanda şey bitiyor. O işte 63 milyar kere milyar kere milyar farklı rotayı hiç hesaplayamayız. Hesaplasak da bir yere yazamayız diye bahsetmiştim ama bir kere yukarıdan aşağı değil de aşağıdan yukarı doğru çıkmayı düşününce işte o zaman böyle saniyenin küsuratlı bir şeyine, zaman dilimine düşürmüş oluyoruz yapacağımız işlemi. Evet, burada bahsettiğimiz şeyleri algoritmanın kodlarını da işte github.com/jomo/krypton adresinde paylaşalım. Bir dahaki hafta içinde işte aramızdan birisi başka bir problemin böyle çözdüğümüz, insan çözdüğünde hey o bunu çözdüm diye mutlu olabileceği başka bir problemin çözümü üzerinde konuşsun. Onu kendi kodlama diliyle ilgili çözemezsek. Şey. Efendim? Çözemezsek Allah bizi kahretmesin falan böyle şeyler. Evet, o kadar zor bir problem seçtim ki kendim de çözemedim şeklinde de olabilir aslında. Tamam, haftaya yine bunu tekrarlayalım. Bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şey varsa elbette söyleyebilirsiniz onu da. Ya ama biraz probleme de başka bir tane yok ki bu arada. Evet evet, bu nasıl çözüleceği de çok belli bir problem aslında. Yani çok belli dediğim, böyle üstünde çokça düşünmüş yazmış olan var bu probleminde. Ama bir kere aşağıdan yukarı gitmeyi akıl etmediğin zaman yok, olmuyor. Oradan çıkmak mümkün değil. Ya zaten hep bunun da gevezeliğini diyoruz ya. Mühendislik aslında bir ölçekleme işi yani. Yoksa küçük ölçek için ne yazılıma ihtiyaç var ki, kağıt kaleme bile ihtiyaç yok yani. Ama işte ölçek büyüdüğünde, işte nasıl biz böyle iki kişi konuşmak için bir platformu aramıyorsak ama şimdi 11 kişiyiz. İşte bundan önce Ege ile Gülşah'la işte başka platformu denedik, orada konuşabiliyor muyuz, sesimiz duyuluyor mu filan. Yani böyle ölçek büyüdüğü zaman, mesela burada 11 değil de 110 kişi olsaydık, o zaman bambaşka bir ölçekte, işte başka izinlerle, başka bir sorunla ilgilenmek durumunda kalacaktık yani. Evet. Şimdiden böyle kimin haftaya ne anlatacağı kısmına şey yapmayalım, karar vermeyelim ama hızlıca bugün işte birisi ben şunu anlatayım haftaya, şunla ilgili konuşayım diye yazsın. Biz de onun üzerine düşünelim. Ve haftaya tekrar gevezelik edelim isterim. Evet, ne diyorsunuz? Bence güzel fikir. İyi fikir. Bir kurban seçeyim. Hafta efendim? Şunun hakkında konuşayım demek için bir projektörlere bakmış olmak lazım sanki. Şey de yapmamız gerekmez aslında. Yani mutlaka projektörlerden de devam etmemiz gerekmez. Böyle ben ilk öyle yapalım diye atmıştım ama gruba, sonra şey diyenler oldu. İşte
böyle aslında şöyle acayipli bir sitede de başka güzel sorular var filan diyen arkadaşlar vardı. Yani o zaman bir kurban seçip o kurbanın kendisinin karar vermesine izin vermek. Evet evet. Tamam bu. Ben de kurban konuşuyor şu anda. Bence Mesut Can yapar hocam. Tamam ilk gönüllü ben olabilirim. Tamam tamam Mesut Can. Tamam çok güzel. O zaman bugün bitmeden ya da yarın neyse işte artık öyle çok da darlamaya gerek yok ama şu problemle ilgili deyip şey yaparsan maille gönderirsen hepimiz onunla ilgili bakalım. Ve bu mail, problemi tamam bu problemin kodlaması ile ilgili de zaten hepimizin GitHub'a atmaya şeyi var. İzni var ama isterseniz şöyle yapalım. Birisi işte Çapel'le bir kod yazdıysa biz de onunla ilgili bir güncelleme göndereceksek doğrudan üzerine yazmayalım da işte onu bir pull request olarak atalım ve böyle devam edelim. Olur. Tamam, güzel. O zaman hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bence çok eğlenceli bir etkinliğe dönüştürürüz bunu zamanla. Teşekkür ederim ben. İyi akşamlar. Görüşmek üzere Feyza abi. Evet, ben de şimdi kaydı bir şekilde durdurayım. Nasıl yapacaksam artık onu. Bir de Gülşen fantastik sesli ses kaydı.